Arkadaşlar selamlar. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Derse hoş geldiniz. Öncelikle yasal yorum metniyle başlıyoruz. Konuştuklarımız yatırım tavsiyesi değildir diye hatırlatıyorum. Yasal yorum metnini gördünüz. Bu hatırlatmadan sonra endeks yorumuyla başlayalım. Endekste bugün gün içerisinde negatif bir tablo vardı. Gün boyu da sattılar. Son bir saatte de anlamsızca sert bir şekilde aldılar. <laughs> yani gün içerisinde sat 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 sonra sonra bir saatte al. O tabi ilginç yani oldu. Şimdi beklentimiz buradan bu vaziyete yukarı gitmesi 10.800 hedefli yukarı hamlelerin başlaması. Nasıl bir alış yapmışlar onlara şöyle bir bakalım. Son bir saat dedim ama aslında son bir saat bile değil. Şöyle bakın son yarım saat yani. 5, 10, 15, 20 dakika. Kapanışta da daha yukarıda olmuş. Sadece 20 dakika. Düşünsene de gün boyu sat. Bu, bu yapı tabi al yapısı. Ee, bizi kandıramazlar diye. Bugün gün içerisinde bayağı mesaj attım. Sizi kanmayın sakın aldanmayın. Ee, satacaksınız da yukarıdan satın. Psikolojinize hakim olun. Buradaki e, sert görünen işte kırdık kıracağız falan filan havası. Ters bayrak, mers bayrak havası bizi kandıramazsınız diye size biraz e, yorarcasına biraz fazlaca mesaj attık. İşler iyi gittiğinde zaten atmıyorum. Böyle kritik zamanlarda malumunuz sizi uyarma adına e, açıyoruz. Şimdi yani beklediğimizin dışında bir şey yok. Böyle bir hareket beklemiştik. Ben daha çok şu bölgede hareketin gelebileceğini düşünmüştüm. Şurada. Onlar da biraz daha salınıp ondan sonra getirdiler. Fark etmez. Neticede ha buradan olmuş ha buradan olmuş. Tabi böyle olması bizim için avantaj. Niye? Pozisyon ayarlıyorsun. Daha çok alıyorsun falan. Alıma devam ediyorsun. İşte neyse imkanın yani hangi ölçülerde elinde nakit varsa dolayısıyla değerlendirme şansın oluyor. ihtimalin oluyor. Gün sonu da iyi kapatması pozitif oldu. Yani aşağıda kapatıp yarın gepli yukarı açsa o daha büyük sıkıntı ama Öyle yapmadı çok şükür. Yani beklentiler içerisinde güzel bir mumla bir kapanış oldu. Saatlik ortalamasının üstüne attı. Güzel bir mum oluştu. Ben gün içerisinde bilmiyorum resim attım diye hatırlıyorum size ama şöyle bir hareket bekliyorum. Bu, bu düşüş kanmayın yani bu düşüş yukarı gider diye beklentimiz bu şekilde. Aynı şekilde gümüşte bir tepki beklemiştik. Ona bir bakalım o ne yaptı. Gümüşte 10 altın yukarı evet gümüşte de güzel bir tepki geldi gelmiş son dakikalarda biraz satılmış ama bakın çok güzel bir yerden tepki geldi şu kısımda iki kere uyardım buradan ve buradan tam alım yeri diye orası bakın nokta çizimler nokta temaslar ve nokta hareketler burada da yine aynı şekilde burası artık gümüşün alım yeri dediğimiz yer oradan yine bir alım e, dalgası geldi en azından eksi birden artı bire kadar yönelen bir hareket oldu. Bugünkü negatif tabloyu almış oldu. Dünkü hatta dünkü eksiği de almış oldu falan. Daha iyi bir tabloyla karşılaşırız diye beklentim var. Gümüş tarafında yani hala buralar alım yönü değerlendirilir. GMSTR'de de eksiden, eksi birden artı yarım yaptık ama yarın yükseliş biraz daha fazla olacaktır. Bu tabi tahtalarda VIX endeksinde beklediğim seviye arkadaşlar. 20, 21, 22 seviyesi malumunuz. Yani bu beni korkutmuyor. Zaten gelmesi gereken seviye buydu. Konuştuğumuz noktayı hatırlarsanız. 21-22'ye demir atacağı. Yani şu bölgede hareket etmesini bekliyorum. Biraz daha hareketlerin aşağıda değil de yukarıda oluşacağı şeklinde bir değerlendirmem vardı benim. Bu değil yani. Şunun gibi. Hareketler biraz daha yukarı. Şunun gibi yani. Biraz daha yukarıda oluşacaktır. Burası çok fazla stabil kalınan noktalar. Beklentim 18 ile 22 arasında. Hatta 24 arasında. Bak çizdiğim yer burada bir hareket bekliyorum. Aşağıya geldik. E geldik tamam. Şimdi yukarı attık. Bu da tamam. Yani yukarı hareket e, artık devam etmesi gerekir. Beklentimizde hiç şaşma yok. Aynı, aynen. Yani dolayısıyla korkacak bir şey yok. Yani 20, 24'e kadar bir sıkıntı yok. 24'e kadar bu hareketlerin oluşması normal karşılıyorum ben. Bitcoin'de e, iki tane hareket var arkadaşlar. Yani size de geçen söylemiştim ben. Aşağıda burası, yukarıda da burası. Bence yukarıya gidecek. Bakın yukarıya gidecek. Ama o yukarıya gidiş şu aşağıya vurduktan sonra olma ihtimali var. Onu hesap ediyorum. Yoksa e, yukarı gideceğini düşünüyorum Bitcoin'in. Ama şu aşağıya gelir. Ondan sonra gider. Benim analiz öyle. Bunu uzun zamandır da dinlendiriyorum. Beklentim bu şekilde arkadaşlar. E, şu bölgede toplanıp ondan sonra yukarı gideceğiz şeklinde. Yani burayı olduğu gibi bu hatta vurup ondan sonra alacaklar. Şurada vurdu ama pin ya. Pin olduğu için size de geçen konuşmuştuk. Yani bu pinler biliyorsunuz formasyonlarda çok önemli bir belirteç yani. Bu pin hikayesi. O yüzden oraya doğru gitse de oraya doğru bir çekim alanı oluşturuyor ve kendini oraya doğru çekiyor. Hmm. Tahtalarda iyi satış vardı. Mesela Ereğli yeniden bakın alım fırsatı veriyor. Tekrar dip bölgeye geldi. Petkin bugün iyiydi. Fena değildi yani. E, taban oluşturduğunu düşünüyorum. Güzel de al yapısı var. Artık buradan dönmesi gerekir. Tüpraş en çok satılanlardan oldu ama iki gündür Bakın o da tam desteğe çekildi. Buradan dönecektir. Beklentimiz öyle. Bankacılık güçlüydü. Yapı krediyi uygun buluyorum. İş bankası en çok beğendiğim banka tahtası arkadaşlar. Yapı kredi de iyi de. İş bankası en çok beğendiğim. Halk bank yine aynı şekilde ucuz bulduğum tahtalarda. Şöyle bir hareket gelebilir sonra yukarı diye konuşmuşuz. Halk bank için. Vakıf bank yine aynı şekilde devlet tahtası olarak çok ucuz buluyorum. Mükemmel de bir grafik oluşmuş bugün itibariyle. Dün ve bugün. Emlak gayrimenkul bu faiz meselesinden iyi olduğunu düşünüyorum. Bayağı geri çekildi. Bakın şu anda çok 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 güzel. Hala yeni zirve ve devamı gelecek gibi görünüyor. Emlak gayet güzel. Arçelik arkadaşlar yani müthiş bir alım fırsatı verdi. Tekrar aynı bölgeye çekildi. Müthiş bir alım fırsatı verdiğini düşünüyorum. Bakın bu hareket güzel bir fırsattı. Bugün üstelik %1 artıdan indi. O da var yani. %1 artıdan eksi 3 yaptı. Al sat içinde çok güzel bir taht oldu ama bundan sonra bence fazla alsat yapmamak lazım. Elindeki pozisyonu tutmak lazım. O pozisyon para kazandıracak bir pozisyon diye düşünüyorum. Sasa'da taban oluşumu gerçekleşir diye düşünüyorum. Taban oluşumundan sonra yukarı doğru devam edecektir. Triliç'e soruyor bazı arkadaşlar. Triliç'in de buralarda tutunup yukarı gitmesini bekliyorum. Buranın taban olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Şu bölgenin sonra tekrar yukarı doğru gitmesi gerekir diye düşünüyorum. Hektaş'ı da listeye aldık malumunuz. Sonra da konuşalım. Hektaş bir ara %3, %3.5'ları bulan bir hareket oldu. Ee, ama inanın e, dün analizini yaptığımız için e, hiç endişem yoktu. Yani o %3.5'luk eksiden mal almak e, birileri için cesaret benim için hiç, hiç, hiç yok. Yani çok rahat eksiden pozisyon açabiliyorsun. Çünkü analizini yapmıştık. Bizim yapısal diyordu ki 21 Eman üzerinde 5-6 gün kalacak diyordu. Dün konuşmuştuk bunu. 21 emanın üzerinde 5-6 gün kalacak. E kaldı. Birinci gün kaldı. Bir daha kaldı. En az bir en az 4-5 günü daha var. 21 emanın üstünde kalması için. E, dolayısıyla bir sıkıntı görmedim. Eksi 3'ten al. İşte eksi 1'den sat. Gene 2 puan kazanmış olursun falan. Neyse. Tofaş arkadaşlar. Bence dip seviyede ve taban oluşumu mükemmel bir grafik yer, yerde yani. To tofaş bakın şuna. Mükemmel bir alım yeri arkadaşlar. Tofaş için çok dip nokta yani. Şişe aynı şekilde Mükemmel noktalarda şişe. Bakın mükemmel bir noktada. Kardemir'de yani şu koca sanayi tahtaları var ya. Of 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 of. Yani şu Kardemir'de'ye bakın. Mükemmel arkadaşlar. Mükemmel tek kelimeyle harika yerlerde. Ne taş demişsiniz. Ne taşa bakalım çöp tahtalarında. Bu patron tahtasını pozitif bulduğumu biliyorsunuz arkadaşlar. Ortalamanın üstünde ve negatif değil o trend hareketi var. Borsa ile beraber yükselişine devam edeceğini düşünüyorum. Negatif bulmuyorum yukarı doğru gidecektir üstüne taş. Orta üstünde hareket devam. Türksel'de Türksel'de bakayım nasıl bir şey oluşmuş. İlk 5 dakikada bir aşağı gelmiş. Şunu diyorsun herhalde. Yani bir şey yok onda ya. Bu bu fitil değil yani. Bunda bir sıkıntı yok. Onu buna hiçbir anlamı yok tamam. Yani önemli bir şey değil açıklaması şu aşağıda boşmuş. Turkcell'de böyle yani. Türkcell'de küçük oyuncu olmadığı için altlar boş. Tamam. Birileri sattınca hemen ini veriyor aşağı. Alt, altı boş yani. Ne zaman ki fonlar onları yazdığı zaman doluyor. Günlük grafikte bakın hiçbir sıkıntı yok görüyor musun? Hiçbir sıkıntı yok. Hiç hiç hiçbir en üstte kapatmış hiçbir sıkıntı yok. <laughs> mal Recep haklı diyor ki ya hepsi çok ucuz çocukların çikolataları gibi diyor çok ucuz bizi çekiyor istiyoruz almak ama diyor maalesef para kalmadı diyor bütün paraları mala, mala gömdüğümüz için diyor para yok diyor doğru söylüyorsun ya ben de şöyle yapıyorum para kısmını şöyle yapıyorum arkadaşlar size bazen anlamsız gelebilir ama diyelim ki iki tane tahta var şöyle düşünün eşdeğer bir tahta yani ikisini de işlem yapıyorum tamam mı Bunda diyelim ki 100 tane var, 100 tane var. Bunda da 100 tane var. İkisinde de 100 tane var. Şimdi şöyle oluyor: Bu tahta eksi 3 yapmış, bu tahta da artı 1 yapmış. Şimdi ben bu 100 tanenin 50 tanesini satıyorum, bu ama bunlar eşdeğer tahtalar, tamam mı? 50 tanesini satıyorum, gidip bu eksi 3 yapanı alıyorum. Sonra gün sonu veya başka bir gün, bu, bu artı 1 yapan eksi 3 oluyor. Bu da eksi 1 oluyor. Bu eksi 1'den satıyorum bunu. Götürüp bunu alıyorum. Bunu daha önce de anlatmıştım size. 5 tahta stratejisi dediğim. Heh, işte de ben de aynen aynen Recep Bey. Tahta değiştirdim. Yani ne oldu? Artı 1'den sattım. Eksi 3'den aldım. Eksi 3'den sattım. Eksi 1'den pardon. Eksi 3'den aldım. Eksi 1'den sattım. Yani yani buradan 4 puan kazandım. Hadi 3 puan kazanalım. Komisyon falan da koy. 2 puan da buradan kazandım. Ne oldu? 5 puan. Yani 5 puan. Eşdeğer tahtadan 5 puan kazanmış oluyoruz. Bunlar çok büyük fırsat işte arkadaşlar. Yani nakit nasıl oluşuyor? Böyle oluşuyor. 5 tahta stratejisi kitabında yazdık ya. 5 tahta stratejisi diye. Ama eşdeğer tahtaları mümkünse alternatif tahtaları bulacaksınız. Ben size örnek veririm isterseniz de. Bilmiyorsanız. Ee, alternatif tahtaları bulacaksınız. Alternatiften kastım da şu biliyorsunuz tahtaların hepsi aynı anda hareket etmiyor. Aynı anda hareket eden tahtaları seçmeyeceksiniz. Önce onu söyleyeyim. Yani 5 tane bankacılıkta bunu yapamaz. O zaman biri bankacılık olacak. Yani en, ee, biri bankacılık olacak. Örnek. Biri sanayi olacak. Biri sanayinin baş tacı olacak. Diğeri de sanayinin sonu ne diyelim? Baş tacının onu ayak tacı diyelim. Ben. Olacak. Yani bazı tahtalar önce öncüdür. Önce hareket eder. Bazı tahtalar sonra hareket eder. Bunlardan 5 tane seçeceksiniz. Bu 5 taneyi eşit şekilde aşağı yukarı dağıtacaksınız. Sonra %50'siyle tahta değiştireceksiniz. Tamam, olur. Petkim bir tanesi, Arçelik bir tanesi, Asesan bir tanesi, Kozal bir tanesi, Halkbank bir tanesi ee, ve Hektaş ters tahta bir tanesi. Bunu da ben söyleyeyim veya sasa ters tahta yani ters tahta seçeceksiniz tamam mı? Emlak da olur. Emlakınız yoksa emlakla da bunu yapabilirsiniz. Karsan da olur. Ee, Türksel de olur. Yani bunlar ters tahta arkadaşlar. Mesela hangi bankacılık yok sende anladım. Ha, Halk Bank var. Mesela ne olabilir? Yapı kredi olur. İş bankası olur. İş bankası da olur. Yani şöyle olacak. Tahtaların ikisi üçü düz, ikisi üçü ters tahta olacak. Ya da ya da şöyle olabilir. İkisi de düz tahta olabilir ama birisi öncü olacak, diğeri soncu olacak. Öyle de olur. Mesela Enka olur. Enka ile Ereğil olur. O aynı listenin içerisinde. Enka, Ereğil'i koyulabilir. Mesela Enka iyiyken Ereğil'i kötüdür. Ereğil'i iyiyken Enka kötüdür. Geçmişte mesela Türk Hava Yolları ve bankacılık gibi. O da olur. Yani Türk Hava Yolları ile bankacılık tahtalarını koyarsın. Türk Hava Yolları iyiyken bankacılık kötüdür. Bankacılık iyiyken Türk Hava Yolları kötüdür falan gibisinden. Böylece e, nakit akışını sağlamış olursunuz ama e, tekrar söyleyeyim yani birkaç gün önceden konuştuğumuz bir mevzu vardı e, yukarı çıkışlarda %20 %30 nakite geçmek niye geçtik işte bunun için geçtik nakite geçtik 2 e, günde sattılar %20 az görmeyin arkadaşlar %20 nakit bile olsa %1 aşağıdan %2 aşağıdan alsan bunu 3 kere 4 kere 5 kere yapsan e, bir kere moralin düzgün oluyor ikincisi çok terste kalmıyorsun üçüncüsü işte sattığını biraz daha aşağıdan alıyorsun hem maliyet düşürüyorsun hem hevesin yerinde oluyor falan. E, o açıdan o açıdan arkadaşlar tahtaları e, işte 5 tahta seçip biraz yukarı gidenden azıcık satıp falan avantaj e, sağlar. Öyle. Neyse başka bayağı yorulmuşuz. Bundan sonra dersleri saat 9'da yapacağız. Normal rutin derslerimiz ders saatimize geldik arkadaşlar. Onu da söyleyeyim akşam yapacağız. Evet. Oyak mı demiştin? Oyak diye herhalde değil mi? Oyak diye bu. Ee, güzel. Destekte. Buradan dönüş. Güzel güzel. Grafik gayet güzel. Buradan dönüş gelmesi lazım. Ee, portföyü pek etkilemiyor. Bu hareketler. Ama psikolojiyi diri tutuyor. Ee, şöyle. Aslında Portföyü etkiliyor. Niye etkiliyor? Size şöyle izah edeyim. Normalde kısa vadede görünürde etkilemiyor gibi görünebilir de ee, ama etkiliyor. Niye? Ee, yaklaşık arkadaşlar diyelim ki 1 milyon paranız var. 1 milyon paranız var. Bu 1 milyon parayla bu işlemi yaptığınızda e, bunlar gecelik mesela vadeli tarafta gecelik repo falan filan var tamam mı? Oradan size verecekleri para arkadaşlar gecelikte Hmm, çok olsa bin lira. Hadi 1500'u Hadi 2000 lira olsun. 2000 lira tamam mı? 2000 lira para verirler. Yani gecelikte. Siz onu bir günde şu yaptığınız işlemle e, iki bin beş 2500 lira civarında günlük yevmiyenizi çıkartırsınız. Şu yaptığınız işler. Tamam. 1 milyonun yanında 2500 hiçbir şey etki etmez. Rakam olarak. Ama bunun yığıldığını düşünürseniz. Yani 20 yirmi günün 20'sinde yapamasan da 10'unda bile yapsan onun da bile yapsan sana yaklaşık ayda 12.500 lira sadece trade'den kazandığın para olur. Tahtanın çıkması, pozitif etkilemesi falan filan hariç. İleride trende girdiği zaman bu 12.500'ler birikir, 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 birikir e, artar. Ve aynı zamanda maliyetiniz 14 önce 13.90 olur, sonra 13.80 olur, sonra bir anda bir hareket eder hisseniz. Bir bakmışsınız ki maliyetiniz 1380'de kalmış, tahta 14.5 olmuş. İşte esas parayı o zaman kazanırsınız. Ve tahta 14.5'te kalmaz, devamı gelir. Örneğin arçelikte olduğu gibi. Şimdi 140'larda sürünüyor tamam mı? Maliyeti düşürdü 190 maliyetiniz var. 185 yaptınız, 100, 180 yaptınız, 170 yaptınız, 175 ya yaptınız. Tahta 140'lardan bir anda 150 yaptığında zararınız azalacak. Sonra 175 yaptığında sizin maliyet aşağıda kalacak. Sonra da 200 240 yaptığınızda maliyetiniz çok çok aşağıda kalacak ve hareket e, tahta yukarı gittikçe siz kar yazmaya devam edeceksiniz. O zaman esas satma bile bile kıyamayacaksınız. Niye maliyetimiz çok aşağıda? E, tahta gitti yukarıda e efendim. Şimdi size size şöyle söyleyeyim. Bir tahta maliyeti o kadar önemlidir ki arkadaşlar. O kadar önemlidir ki yani 100, 150 liralık maliyetten aldığınız bir Hisse yarın bir gün 300 olduğu zaman 300'den alan bir arkadaş %10 para kazanması için 300'den 330 olması lazım. Ama siz 150'den aldınız. 300'den 330 olduğunda aradaki 30 ne demek biliyor musunuz? 150'den aldınız ya. Tam %20. Yani maliyetiniz aşağıdaysa sonradan girene göre tam 2 kat, 3 kat, 4 kat, 5 kat kardasınız. Çünkü siz çok ucuza aldınız o tahtaları. O yüzden tutmak çok kıymetli oluyor yani maliyet altında tutmak çok kıymetli oluyor. Çünkü o tahta değerleniyor, o hisse değerleniyor ve fiyat yukarı gidiyor. Senin 1 lira verdiğin öbür adam 2 lira vermek zorunda kalıyor. Sonra o adam %10 kazanabilmek için tahta 1 gidiyor ama senin eski maliyetin çok düşük olduğu için senin onun 1 kazandığı yerde sen 2 ya da 3 kazanıyorsun. O yüzden hani spek tahtalarına girerken ben biraz temkinliyimdir malumunuz. Yani gittikten sonra girmem. Çünkü adam <laughs> dünya kârda yani. Adam nereden satsa karda. 5 kat gitmiş tahta. Sen buradan diyorsun ki 5 1 liradan başlamıştı pek. Tahta 5 lira olmuş. Diyorsun ki 10 lira olacak. E olacak kabul. Bakın şimdi. Sizi 10 lira olduğunda siz kazansa kazansa %100 kazanmış oluyorsunuz. Adam ne kadar kazanıyor? 1 lira maliyet 5 liradan 10 liraya çıktığında 5 kat kazanmış oluyor. Senin senin 1 lira yani %100 kazandığın yerde adam %500 kazanıyor. O yüzden nereden satsa istediği kadar satar yani. Yukarıya giderken isterse aşağı doğru satar. Fark etmez. Ee, o yüzden arkadaşlar tahtalara gireceğimiz yer herkesin zararda olduğu yerler olacak. Ee, öyle. Şimdi gelelim biraz psikolojik anlamda bir şeyler anlatayım. Şimdi hisselerin durumunda arkadaşlar bu bofo mofa satıyor ya. Bu adamlar karda falan değiller. Hisseler aşağıda olduğu sürece Ereğlisi olsun, Petkim olsun, Tüpraş olsun, Halkbank bunlar para falan kazanmış değiller. Short piyasada para arkadaşlar ancak günü kurtarır. Yani bunu yanlış anlamayın piyasada şorttan çok iyi para kazandılar, çok iyi vuruyorlar falan. O sen ben bir tanesi denk gelir, düşük paran vardır kazanırsın. Ama esas bu parayı taşıyan, bu malları taşıyan adamların şort piyasada, şort piyasada arkadaşlar kazandıkları para dişlerinin kovuğunu doldurmaz. Çünkü vadeli piyasamız bizim sığ. Vadeli piyasamız çok sığ arkadaşlar. Eskisi gibi de %10 da düşürme, düşüremiyorlar günü birlik. Hani margin call yesin. Şimdi kaldıraçlar da düşük. Yoksa şimdiye kadar 10 kere hepimiz batmıştık. onu söyleyeyim ben size. Kaldıraçlar düşük olduğu için. Yoksa kaldıraçlar yüksek olsa var ya hepimizi çoktan batırmışlardı bu süreçte. Gerçekten. Yani ben de dahil diyeyim ben size. Öyle söyleyeyim ben size. Kaldıraç böyle 10 kat falan olsaydı eskisi gibi. 10 kat olsaydı bir tahta yüzde %30 düştüğünde ne olur? 3 kere parayı sıfırlarsın. Vadeli için söylüyorum. Yani eski günlerdeki o para kazanma işleri yok bunların tamam mı? O yüzden siz de yani mecbur tahtaları yukarı alacaklar. Kazanmak için. Mecbur long yapacaklar. Mecbur hisseler yukarı gidecek. Sonra esas para vadeli de falan diye söylenir de o günü birlik yatay piyasa için geçerlidir. Yoksa esas para oradan oradan yani vadeliden falan değildir arkadaşlar. Yukarı gittiğinde kazanacak adam. Tahtası değerlendiğinde kazanacak. Tahta değerlendiğinde kazanacak. Spot piyasadan para kazanacak. Esas değer o çünkü. Fabrikanın değeri öyle belirlenir. Gidip vadeli piyasa vadeli piyasa üzerindeki fiyatla fabrikanın değeri mi belli? Ee, ya bilmiyorum. Şu anda diğer tarafta fazlaca long var. Yani sorun güzel İsa Bey ama ben şu anda takastaki duruma göre yorum yapmak istemiyorum ya. Ya takastaki duruma göre yorum yapacak olursak vadelerin short olması lazım. Vadede short olması lazım. Yani şöyle piyasa yukarı gitme hikayesi sadece hikayeden ibaret olur. Piyasa aşağı doğru gelmesi gerekir. Ya da silkeleme ve zikzak devam edecek anlamına gelir takası yorumlarsak. Takası direkt yorumlarsam böyle yorumlarım ama e, takas yorumu yapmak istemiyorum piyasanın yukarı gideceğini düşünüyorum oradaki diğer taraf para mı kazanır para mı kaybeder oradaki diğerdekiler kimdir normal hep diğer dediğimiz şey biliyorsunuz küçük yatırımcılar oluyor acaba küçük yatırımcı mı yoksa işi bilen başka birileri midir hani öyle bir oyun mu yapıyorlar ee, öyle gösteriyorlar ben ilk defa böyle bir şeye karşılaşıyorum sen de karşı ilk defa tabi karşılaşıyorsun yani long tarafta bu kadar Diğer tarafı hiç görmemiştik yani son bir yıldır görüyoruz. Niye görmüyorduk bilmiyorum yani piyasa bu kadar mı çok inanıyor? E, inanın ben de ona inanasım gelmiyor yani. Ya bunlar küçük bireysel yatırımcı değil ya da e, bu piyasada long kalan adamlar e, başka başka aracı kurumlarla takasla ilk beş aracı kurumda görünmek istemiyorlar. Yani evet küçük yatırımcı yani bilmiyorum işte olay biraz karışık. Son iki yıldır, son iki yıldır ilk defa böyle iki yıldır derken düzeltiyorum. Son on yıldır, son on yıldır ben küçük yatırımcı yani o diğer tarafındaki longların bu kadar yüksek olduğunu hiç görmedim yani son on yıldır. Onun öncesinde de zaten ben vadeli işlem yapmıyordum. İlk defa böyle bir şey görüyoruz. Bilmiyorum. Normalde yorum yaparsak piyasanın aşağı gitmesi gerekir. Aşağı trend oluşması lazım falan. Yukarı giden hareketler sahte diye yorumlamak lazım takas kısmına bakarsak. Ama tekrar söylüyorum buradaki takas bir oyundan ibaret olabilir. Çünkü e, bu kadar küçük yatırımcı long tarafta buluşacak falan filan bilmiyorum. Yani evet küçük yatırımcı bu kadar borsada tahtalarda illallah ederken güzel soru. E, bu kadar longa girer mi? Yani güzel soru yani. Ben o işte o yüzden bakmıyorum takası ya. Takasta kimin olduğunu bilmediğim için normal takas yorumu bu şekilde ama takasta kimin olduğunu bilmiyorum. Ben grafik yorumu yapıyorum. Benim grafiklerime göre hisselerin piyasanın yukarı gitmesi gerekir. yani ben öyle değerlendiriyorum. Bir sürü zaten bu son dönemde bir sürü oyunlar döndü falan. Son piyasayı taşıyan, long tarafta taşıyan Tebdi tepde arkadaşlar long'ların %65'i tepdeydi tamam mı? Önceki son 10 yıldır. Son 7 yıldır. 2018'den beri. Kaç yıl oldu? 6 yıldır. 6 yıldır tep taşıyordu tamam mı piyasayı? 3 ay önce tep kayboldu. Hatta short tarafa geçti falan. Şimdi tekrar long tarafta. Sadece %30-35 takası var sadece %30-35 takasla long tarafta duruyor. Acaba bu tebin başka hesaplardan mı işlem yapıyorlar? Neyse ya çok yorum yapmak istemiyorum. Onu da kafamı karıştırmak istemiyorum. Grafiklere bakıp bana göre grafikler yukarı deyip değerlendirmemi o şekilde yapıyorum. Piyasayı da yukarı görüyorum. 22-24 bine de gideceğimizi düşünüyorum. Evet o takaslar bir hmm, sahteliği içerebilir yani çünkü arkasındaki dedim ya bilmiyorsun arkasında kim var ne e, kimler var hangi aracı kurumlar var hangi hesaplar var e, bilmediğimiz için takas bir oyun olabilir e, ben şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar e, ya benim tarzım şu ben şimdi kararlıyım tamam mı geçen, bakın ben şimdi kararlıyım. bak ee, Size şöyle anlatayım bu kararlı mevzunu. Şu kısımda bakın bizim grupta yazıyordu arkadaşlar. Hocam ya buradan aşağı gelirsek? Bak nerede diyorlar? Yanıl, yanılıyorsam söyleyin. Tam şu arada sor, soruyorlar. Tam şu arada ya. Neresi burası? Piyasanın döneceği yer. Tam burada soruyorlar. Yani adam, arkadaşlarımız kötü niyetli değil. Ama psikoloji böyle bir şey. Ben de verdiğim cevap net. Yani buradan aşağı gelirse. Bak ben gelmesini oynamıyorum. Benim için ben kararlıyım. Savaş meydanındayım. Er meydanına çıkmışım. Şimdi karşımda düşman var. Öyle düşünün. Biraz psikolojiyle, psikolojik benzetmeyle anlatayım size. Er meydanına çıkmışım. Eski e, şövalye savaşlarını e, bilirsiniz. İki tane rakip var. Karşı karşıya çıkmış. Adam iri. Cüsseli, kocaman. Sen de ufak tefek bir adamsın. Adamı yenileceğim diye çıkarsan yani korkarsın adamın cüstesinden şusundan busundan sen savaş meydan kararsız çıkarsan yani ya da ürkek çıkarsan kesin kaybedersin. Kesin kaybedersin. Yani en kötü karar kararsızlıktan iyidir. En kötü karar kararsızlıktan iyidir. Size ben şöyle söyleyeyim. Bunu yapın demem ama elim almaya bakın dikkat edin. Elim almaya gitmiyor ve titremeye başladıysa ben orada mal alıyorum. Dikkat edin buna, bu söylediğime. Elim almaya gitmiyor. Uf yapıp artık canım yandı dediğim an ben orada mal alıyorum. Bunu ben, bakın hissettiğim an alıyorum. Dikkat edin. Şimdi elim almaya gitmiyor, tamam mı? Orada mal alıyorum ben. Bakıyorum ki psikolojim almak istemiyor, alıyorum. Elim satmaya gitmek istemediği zaman da korkusuzca mal satıyor. Uf ne güzel falan, gözüm boyanda şimdi tavan gelecek falan filan hikayelerini hayal etmeye başladığı an satıyor. <laughs> Bu benim psikolojik tahlilim arkadaşlar. Yani hormonların vücudumdaki hormonların işte zihnimdeki çarpışmasının borsaya yansıması. Tersini yapıyorum yani. Bunu bilin. Evet. Yani diyeceğim şey Hani öyle olur böyle olur hikayesi yerine belli bir noktada karar verip o karara göre oynamak sizi kazandırır. Ya bugün de zaten siz yaşadınız onu. Yani be, anlatmaya gerek yok. E, bugün bilmiyorum. Olumlu düşünen de vardır. Olumsuz düşünen de vardır ama ben fiyatı da vermişim. 9.880'den döndük. 9.900 e, vardı analizimiz. 9.880 20-30 puan aşağı geldik. Süre olarak da 3'ten üç, sonra döner diye düşünmüştüm. 3'ten sonra tam tersi biraz bastılar. Saat 3'ten sonra işte bir miktar bastılar. Gitti, geldi, bir tepki geldi, bir daha geldi ama sonuç ya tabii her tahtayı basmadılar ama bazı tahtalara bastılar ama sonuç hiçbir şey değişmedi. Son dakikalarda alacak olan adam geldi. Tahtaları çizdi. Net de çizdi ve alım yaptı, yazdı. Yani şurada alan herkes kazandı. Şurada alan, şurada alan herkes istisnasız herkes kazandı. Güzel tahta değiştiren herkese maliyet düşürdü. Çünkü burada artı olan tahtaların bir kısmı vardı. Buraya geldiğinde eksi oldular. Artıdan çıktı Bu eksiden alsa bile adam yine kazanmış oldu. Al sattan bile kazanmış oldular. Ya da bir şekilde piyasaya nakit sokan adam da yine e, kazandı. Enkaya bakmadık bakalım. Enkada arkadaşlar ortalama hedefimiz 80. 80-90 daha sonrası da var. Enka hedefimiz öyle geri çekilmeleri en kadar alım yönü değerlendirmek gerekir. Ee, direnç noktası burası. Oraya kadar yaklaştık. Orada bir satış yedik. Hala trendin üstünde ve güçlü. Ve güçlü arkadaşlar. Dolayısıyla yön yukarı. En katı sıkıntı yok. Uzun zamandır da o gücünü koruyor. Mayıs'tan beri de hiç düşmedi. Mayıs'tan beri de yukarı doğru geldi. Yaklaşık %60 yaptık arkadaşlar. Fırsat verip vermeyeceğini bilmiyorum. Bak şöyle yapabilirsin. Yani aşağıya gelir gelmez ben onun analizini yapmıyorum. Yapmam yani. Şimdi tahta güçlü. Ben bunu geçmişte bankacılık için de yaptım. Tahta güçlü. Ben tahtada aşağı dediğim zaman aşağı beklediğim tahtalar oluyor. Bu tahtada aşağı beklemiyorum ben. Hani onu duymak istiyorsan. O yüzden aşağı kısmına ben karışmam. Yani karışmam derken beklentim yok. Yani bazı tahtalar var arkadaşlar. Buradan alınmaz şuradan alınır falan dediğim olmuştur. Ama bu tahtada beklemiyorum. Yani bu tahtayı daha önce de konuşmuştum. Ben tahtadaki hedeflerimi de söyledim. Sene sonu 80'e falan gitmesi gerekir diye. Aşağı gelirse sürpriz olur. Ee, benim için. Gelse de döner. Yani beklentim öyle. Şu kısım en iyi alım yeri. Gelirse en iyi alım yeri. Gelirse. Yani gelmezse yolu yukarı. Öyle. Hocam ben pahalı almak istemiyorum. O zaman bekle. Gelirse al. Şansın varsa. Yani gelmedi. Enkada biliyorsunuz trade ettiğimiz çok zaman oldu. Bak buralar hep ben enkada git, gel, git, gel, git, gel. Hatırlarsınız git, gel. E, bu bitti. O zaman dedim ben size bitti diye. Analiz ettik yani dedik ki artık formasyon bitti. Bak bitti formasyon. Yani bu git, gel bitti. Bu iş bitti yani. O zaman konuştuğumuz mevzu. Hep, hepsi de söylemiştim. Yani o zaman arkadaşlar burada Enkada saat burada al, burada 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 saat burada al. Burada, sat burada, al, burada, sat burada, al. Bitti yani. Tamam Burada şimdi artık en kayışı elinde olan tutacak. Elinde olmayan geri çekilmesini bekleyecek. Ha, geri kalan e, tepeden alır. Biraz düzeltme yer. Aşağıya gelir. O kendi bileceğiniz iş. Ona karışma. Ha, yeni alım için biraz daha düzeltme yapmasını beklemek gerekir. Ama es şey e, malda duran adam taşımaya devam. 80-90 sonra 150 var sonra 300 var öyle yani buralar tahtanın e, trade yerleri değil tahtanın 80'e gelirsek o zaman tamam trade edersin 80'de bir satış yer elinizde ne varsa tuta, tutun yani benim diyeceğim şey bu öyle tutmak istiyorsanız yatırımcı için elinde ne varsa tut şimdi yarın bir gün bu tahta çok yukarı bunu satayım e, bu tahta çok aşağıda bunu alayım dersin. Sonra tahta da gider elinde hiçbir şey kalmaz. E, ona da üzülürsün. Öyle. E, İş bankası mı Akbank mı diye sormuşsun. Ben İş bankası derim. İkisi de aynı ayarda ama. Onu da söyleyeyim. Çünkü ama garanti demem. Bak garanti demem. Çünkü arkadaşlar orta uzun vadede İş Bankası ve Akbank garantiden sonra bir tepe daha yapacak. Yani garanti duracak. Garanti duracak. E, İş Bankası ve Akbank bir tepe daha yapacak. O yüzden ikisi de e, tercih edilir. İkisi de olur. Ben şu anda İş Bankası'nda işlem yapıyorum. Hani soruyorsan. İş Bankası'nda işlem yapıyorum ama ikisi de olur yani. Hangi sen hangisi sana sıcak geliyorsa onu seç. Evet başka soru var mı? Yani i̇kisi de varsa devam o zaman. Bence ikisi de durabilir. Şimdi şöyle bir şey var. Henüz zararlarımız çıkmadı. Farkındayım. Yani ben daha analiz bile yapmadım. Tepe noktasına kadar ne kadar kazanmam lazım ki e, bu zararları çıkartayımın analizini yapmadım. Ama demek ki yapmadığıma göre baya bir mesafem var benim de. Endeks Tepeden aşağı aslında, bakayım ne kadar aşağıdayız günlükte. Şöyle bir bakayım arkadaşlar. Çerçeveyle bakalım. Tepeden aşağı yüzde %11. Yani yüzde %11 beni kesmiyor arkadaşlar, onu bilin yani. Ama bu arada iyi zikzak yapar, iyi trade eder ve tahtaları iyi değiştirirsem, ve bu süre içerisinde benim tahtam daha hızlı giderse o zaman bu aradaki makası kapatırım ki geçen sefer de öyle olmuştu. Endeks yaklaşık şu, şu seviyelere geldiğinde ben endekse yetişmiştim. Şu şu seviyeye yani şu zirve ya şuraya geldiğinde ben endeksi yetişmiş ve geçmiştim. Şu kısımda, şu son dalgada geçmiştim. Büyük ihtimalle yine benzer bir şey olacaktır. Endeks şu kısma geldiğinde endeksin gerisinde kalırım ama tahmin ediyorum ki 10 bine falan geldiğinde endekse yetişirim ve geçerim. Yani seni ha %15 zararı kurtarırım ben demiş bir arkadaş. Ee, benim daha yolum var. Yani %15'in de üstüne çıkmam lazım benim. 10800 önümüzdeki hafta gelir mi? Bilmiyorum. Ya zaman için bir şey diyemiyorum arkadaşlar. Zaman belli olmuyor. Gelebilir de gelmeyebilir de. Ben onu... zaman analizi tutmaz arkadaşlar ya. Yani dalga analizi yapsak daha iyi olur. Çünkü zaman analizi çok nadir tutar. Yani onu izlemen gerekir. E günlük analizi yapacaksın o da zor iş yani. Gün 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 bakacaksın falan. Mesela ben zaman analizi bugün tutsa bugün tutar değil mi? Mesela 3'te yapacağı harekette gitti beş buçukta yaptı. Ya yani Adamın keyfine kalmış. Hızlı alır. 10.800'ü dakikada yapar. Yani 3 çubukta yapar. E, hızlı almaz. Gıdım gıdım yapar. Haftaya değil ondan sonraki hafta yapar falan. O yüzden kestirmek zor. Ee, bir şey diyemiyorum yani. Biraz daha yatay kalabilir falan. Biraz daha duracağız işte. Malda durmaya devam yani. Hikayemiz bu. Malda durmaya devam arkadaşlar gelirsek belki önümüzdeki hafta cuma bir ihtimal. Önümüzdeki hafta cumaya kadar işte 10 gün var. 10 günde bir ihtimal gelebilir. Ekim'de zirve yapacağımızı düşünüyorum ama. Benim eki, analiz kaçtı? Ekim 12.500 müydü? Ekim'de istersen oraya bakalım. Hani zamansal olarak benim öyle bir analizim var. Bu bunlardan bağımsız. Yani haftalık değil de. Ekim ayı olarak değil mi öyleydi? Öyleydi. İsa Bey hatırlarsın sen ya. Kafam ben ben unuttum sen hatırlarsın. Ekim değil mi? Tamam. Ekim'de 12.500. 14.500 mü? Yok ya. Değil ya. Hayır hayır yanlış hatırlıyorum. Ekim 12.500. Aralık sonu 14.500. Akif Bey evet aynen. Aralık son 14.500. Yıl son 10. Aynen aynen. O kadar da değil. 17.000 e, 17.000'i ne zaman dedik? Demedik. Şu Mart, Ocak'ta falan dedik. Yok ya. Ha Şubat'ta dedik. Aynen. 14.000 Aralık'ta dedik. Şubat gibi yani ocağın sonu gibi 17.000 dedik. Ondan sonra e, Nisan-Mayıs Nisan Mayıs'ta hatta 17 bin dedik. 22-24 de önümüzdeki sene falan olur dedik yani. Yok yok yanlışım var ya. Yıl sonu 18 bin demedim ben. Ya yani sen böyle diyorsan öyle olabilir. Ben